10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 211 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 211C, aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yaşanan göçlerin mekansal etkilerinden biri değildir? A. Tarımda makine kullanımının artması. B. Şehirlerde çarpık kentleşmenin ortaya çıkması. C. Şehirlerde ulaşım ve altyapı hizmetlerinin aksaması. D. Bazı fabrikaların yerleşim yerleri içinde kalması. E. Kırsal kesimde okul, sağlık ocağı gibi yatırımların kullanım dışında kalması. Cevap A. 7. Aşağıdakilerden hangisi 1960'lı yıllarda başlayan Türkiye'den işçi göçlerinin yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biri değildir? A. Fransa. B. Almanya. C. Hollanda. D. Avusturya. E. Yunanistan. Cevap E. 8. 2021 yılı itibarıyla dünya üzerindeki 30 milyondan fazla insan, özellikle savaşlar ve iç çatışmalar gibi nedenlerle, mülteci ve sığınmacı konumundadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, sınırları içinde en fazla sığınmacı barındıran ülkelerin başında yer almaktadır? A. Almanya. B. İtalya. C. Türkiye. D. Suriye. E. Yunanistan. Cevap C. 9. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'dan göçlerinin sebeplerinden biri değildir? A. Yeni kıtaların keşfi. B. Çin ve Moğol baskıları. C. Yaşanan salgın hastalıklar. D. Yağışların azalması ve kuraklık. E. Verimsizleşen tarım toprakları ve otlak alanları. Cevap A. 10. Nüfus miktarının az olduğu illerde yıllar arasındaki net göç hızında büyük farklar ortaya çıkabilmektedir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde net göç hızında yıllar arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır? A. Bayburt. B. Erzurum. C. İzmir. D. Konya. E. Bursa. Cevap A. 11. Türkiye'de 1950'de %75 olan kırsal nüfus oranının 2022'de %6,6'ya kadar gerilemesinde. I. Şehirlerde iş imkanlarının fazla olması. 2. Köyden kente göçlerin yaşanması. 3. Tarımda makineleşme ile iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması. Gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 3. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 12. Dünya üzerinde yaşanan göçler, ekonomik, doğal, siyasi ve sosyal bir takım nedenlerle gerçekleşmektedir. Aşağıdaki göçe sebep olan faktörlerden hangisi siyasi nedenli değildir? A. Ülkeler arası savaşlar. B. Doğal kaynakların yetersizliği. C. Ülke içi çatışmalar. D. Terör olayları. E. Azınlık hakları ihlalleri. Cevap B. 13. I. Beyin göçü. 2. Mübadele göçleri. 3. İşçi göçleri. Yukarıdaki göçlerden hangileri zorunlu göç kapsamındadır? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap B. 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de köyden kente göçün sebeplerinden biri değildir? A. Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi. B. Kırsal kesimde iş olanaklarının az olması. C. Tarımda makineleşmenin gelişmesi. D. Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması. E. Kırsal kesimde konut sıkıntısının olması. Cevap E. 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de mevsimlik göçlere sebep olan faktörlerden değildir? A. Tarım işçiliği. B. Sanayi. C. Yaylacılık. D. Turizm. E. İnşaat sektörü. Cevap B.
10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 211 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.